E, yorumları, kararları ve tabi Serkan Tokat'ı da katmak lazım. Hakem. Çünkü senin anladığım kadarıyla hangisinin <laughs> önde olduğunu anlamadım dedim. Şimdi bir şey... Hemen pozisyonlara edelim. mı girsek acaba? Ümit Öztürk. Hakem olmaz. Hakem olmaz. Bıdı bıdı bıdı, bıdı. topçularla koş. Şimdi Zekeriye'ye söylüyorum. Severim Zekeriye'yi kardeşimi. Hani hakemine el sürülmüyordu? Ümit Öztürk'e bugün neler yaptılar? topçular ite ite kaka kaka. Ha? Gösteremedi. Niye? Ezik. Ezik. Hı. Yanaştırma abi. Kim o? At. Yanaştırma. Bir maç yaparsın, iki maç yaparsın adam gibi. Topçular derler ki ya biz sahaya çıkarken öyleydik ya. Hakem kim? Perşembe günü Cuma. Hakem Doğan Babacan. Aman abi oynamayın. Aman abi gitmeyin üstüne. Hakem kim? Belli bir isim. Vurun abi. Basın. Biz maçı götürmüş maçtan iki gün evvel biz bunu konuşurduk arkadaş. Konuşurduk ya. İstanbul'da bizi öldürürlerdi. Ankara'da maça çıkarken hakemi yakalanmışız, Elin üstüne koyardık. <laughs> Beyler bugün yerde yatan üzerine basın geçin diye. Atamazdı bizi. Çünkü on, on topçu birden basıyor. Niye? İstanbul'da ana avrat küfür ediyorlar bize sahanın içinde. Konuşmayın bilmem neyin çocukları. Bilmem ne. Dört kişiyle giriyorlar kale ağlarına. İçeri giriyoruz gol. Seviniyorlar. Dört kişiyi sokuyorlardı İstanbul'da. Bizi yani. Kaleci maleciyi gol. E Ankara'dan o başta sonra. Hadi buyur cenaze namazı. Ozan Tufan'ın açıklamasını bir Hı. daha getirir misiniz? Tam okuyacakken. Elimizde olan pozisyonların verilmediğini gördük. Net bir el pozisyonu var. Aynı zamanda Mustafa peklemekte benim elime çarptı el var diyor. Evet. Hakem <laughs> devam ediyor. Mustafa Beklemek bile demeye girmiş. Hayır hayır. Ümit Öztürk'le ilgili bir şey söyleyeyim mi? Hüseyin göçeyi de tanıyorum ben. Daha tabii daha iyi tanıyorum. Ümit Bakın devamında da ne demiş? Alanya sporlu elime çarptı diyorsa, hakem de vara bakmıyorsa bunun sorumlusu biz değiliz demiş. Yani doğru. bu puan kaybı. Şimdi daha Hüseyin Göçey'i daha fazla tanıyorum. Çok da iyi bir insan. Çok da severim ondan sonra. Ama hakemlik performansı iyi değil. Ümit Öztürk'ü de seyahatlerde görmüşlüğüm var. Çok Efendi çok düzgün e, bir insan. Ama hakemlik performansı da iyi değil. Bir de Ümit Ümit Öztürkle ilgili şunu söyleyeyim Serkan. Yani çok iyi bir algı oluştu onunla ilgili farkında mısın? Çok iyi hakem, çok iyi hakem diye. Kim ya? Ee, Ümit Abi, Ümit Öztürkle Öztürk ilgili e, yani ilk çıktığından beri söylüyorum. Ben yani geçen Yo. seneki bu seneki olaylar için söylemiyorum ama yeterli performans e, gösteremedi. Hakemlik ayrı beceri, ayrı yetenek, ayrı hak hakkaniyet bir şekilde davranmak Veya, gerekir. Veya hocam, Şunu hocam, bak FIFA takanlık kadar çok iyi maçlar yönetti. Ne zaman o FIFA'yı taktı? Böyle bir havalara girdi. Ben FIFA hakemi oldum falan diye. Ardından da o meşhur Galatasaray-Trabzon maçı geldi. Geldi. Bana göre ama çok algı oldu onunla ilgili. Onun karşında bir performans vermedi Gürcan. Mesela Nihat Bey şöyle söyledi. Ya işte hakemleri gençleştiriyoruz değil mi? Ya bana göre Erman Hoca tabii bunu daha iyi bilecektir. Nasıl futbolda diyorsak ya genç yaşlı diye futbolcu yoktur. İyi futbolcu değil mi hocam? Kötü futbolcu vardır. İyi hakem vardır, kötü hakem vardır. Genç de yaşlı hakem yoktur. Yani en büyük sıkıntımız bu. Ya gençleştirdik, vara onu koyduk, bunu koyduk. Ya var bir kere ya, at. Ya. Türkiye'de hakem genç yaşlı falan yok. Türkiye'de hakemlik şu anda kanser olmuş durumda. Ciddi söylüyorum. Türkiye'deki hakemlik şu anda kanser hastası durumunda. Bunu kurtarmak için çok acil ve çok acı reçeteler yapacağız. Radikal kararlar mı almaları gerekiyor? Yani? Çok net. Hocam, çok bak ünlü. baba oğul, gözlemci, sistem çok bozuk. Bildiğiniz gibi değil. Zekeriya çok iyi niyetli. Ya zaten sistem düzgün olsa Zekeriya'nın ne işi var ya MHK'nin başında? Zekeriya Futbol Federasyonu Başkanı olsun çocuk. Hocam niye? niye Futbolcu. Futbol... Zekeriya'nın ne işi var? Ama adam yok. Ne hakem getirecek? Niye yok hocam? Niye ya? yok? Hakemken de hakem değillerdi. Çok da söylüyorum ya? Hocam çözüm basit. Hocam bir de bir şey söyleyeyim mi? sizin zamanınız mesela siz de bizim maçlara geldiniz hakemlik yaptınız. O dönem hakemlerine bakıyorum. Daha adaletli, var yok, teknoloji yok. Bu kadar paralar dönmüyor daha gördüklerini çalıyorlar. Yeri geldiğinde evet büyük takımlar... O zamanlar evet, da oluyordu. biraz oldu. daha ibre yani, onlara kayıyordu. İçin gerçi da ama vardı. bak şimdi bak. O biz oynadık ama ya bir dakika oyna var. vardı ama bak bu oluyordu. bak şimdi o zaman yok demedim ben. Evet. O zaman da vardı bu teknoloji yoktu. Bu paralar dönmüyordu. Bu kadar yayın işte bu kadar detay evet, her şey evet. gösterilmiyordu. Evet, şimdi yoruldum. her şey var. Performans yukarı çıkması gerek. O zamanki hakemlik şimdikinden daha iyi niye? daha o zaman gördüğünü çalan hakemler vardı. Daha yetenekli hakemler vardı. Kötü yok mu diye işte doğru vardı. Ya Reha'cığım part... hakemlikte, hakemlikte şeyi yaparken değerlendirmeyi yaparken hakem seçiminde adaletsizlik yapıyorlar. Torpil yapıyorlar. Adaletsiz oraya gelen adam nasıl adalet dağıtacak? Ya neden bahsediyorum? Hocam için? onunla ilgili haber... İstedikleri adamı küme çıkarıyorlar. İstedikleri, istemediklerini kümede aşağı indiriyorlar. İşte liyakattan Hocam, bahsediyorlar orada meakeden. Işte hep liyakatten herkes ediyorlar. liyakat var adamın burada. Adamın varsa çıkıyorsun. Adamın yoksa genç çocuklar kayboluyorlar. Murat diyor mu bunu yüzde yüz. Kanser var diyorum sana. Bunların kanser başları var biliyorum ya. Hocam yaptık ya onunla ilgili haber. Hocam ispatladı İsta, sakat, sakatım geç... diyeceksin. Maça çıkmayacaksın <laughs> evet. diye yaptık. Hocam ne oldu? Bunlar, bak ben şunu anlatayım. Yıldırım Demirören döneminde de vardı bu. Yıldırım Demirören de bunu söylemiştir kurullara hakim olmadığını, Sayın Nihat Özdemir de Futbol Federasyonu'nda kurullara hakim değil, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp hakemlerine hakim değil ve ben şunu, şunu iddia ediyorum, Türk futbolunun içinde hala FETÖ'cüler var ama şu, işte Trabzon'a vuralım, Trabzonlular sokaklara dökülsün, Fenerbahçe'nin canını yakalım, Fenerbahçeliler sokaklara dökülsün, Türk futbolu üzerinden kaos yaratalım. O yüzden diyorum ki el ele verip Futbol Federasyonu da işte güzel çalıştay yaptılar ama çalıştaydaki alınan kararlara da uymuyorlar. Türk Dolu'nun 2010-2011 sezonunda bu yapılmadı. Temiz eller İtalya'da olduğu gibi temiz eller operasyonuna ihtiyacı var. Bu hakemlerin hepsi temizlenmeli. Bu kuruldaki hukukçuların hepsi gitmeli. E, gözlemciler, işte temsilciler, yazılan raporlar, telefon açıp bak ha şunu yazma oraya onu sil sakın daha maç biter bitmez talimat gidiyor. Yani birçok şeyler var. Bugün, i̇şte Futbol Federasyonu'nda olmaması gerekenler, Temsilciler Kurulu'nda Zeki olmaması gereken bir sürü insan var bugün, ama kalıyorlar. Bugün bir ara spor falan yaptım. Bizim otele gittim falan spor yaptım. Geldim bir ara şeyi yakaladım. Fenerbahçe Başkanı'nı divan toplantısında. Evet. Ne söyledi biliyor musun? Çok enteresan bir cümle söyledi. Aslında tam gazetenin başına çıkacak cümledir o. Dedi ki, ya Dözdemir öyledir, böyledir ama dedi zaten dedi federasyon kurullarına bir tane adamı kendi getirmedi ki dedi. Tabii böyle evet, olacak dedi. kulüpler gönderiyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Doğru kulüpler gönderiyor. Enteresan. Şu kulüpler. Bir tane dedi kendi adam getirmedi dedi ya. Ne bekliyorsunuz dedi. Tabii abi. Gölge etmesin evet, yeter kurusun. dedi zaten. Evet. Önemli bir şey bu. Sen yani. diyor bir tane adamını kendin getirmezsen. Seni zaten sallamıyorlar, dinlemiyorlar diyor. Hı. Bunu Nihat Özdemir'in cevap vermesi lazım. Çok ağır bir şey bu. Yani Nihat Özdemir'in kucağına koymuşlar isimleri. Al bunlarla çalışacaksın. Kimler koydu? Kim koydu? Kimler koydu? Ama sistem öyle hocam. Söylüyor. Her yani dönem öyle son dönem zamanlarda. Erman abi zaten seçim yapıyoruz son iki. Abi çok ağır eleştiri ya. ya te tek adaylı seçim mi olur ya? Evet. Tek adaylı seçim mi olur? Rakipsiz Bir ay seçim mi olur? Futbol, yani federasyonu başkanının kim olduğunu yazıyoruz. Öbür tara tarafta Bir yani. Ay öncesinden belli oluyor. Bundan önce son Yıldırım Başkan, Yıldırım Demirören tek aday girdi. i̇şte Haluk girecekti galiba. İmzalar, imzalar, çift imza, imza, imza son gün giremedi. Nihat abinin, Nihat Özdemir'in karşısına rakip çıkmadı. Yani nasıl seçim değil ki bu? Yani seçim mi yapıyor musun? Demokratik mi? Demokratik. Evet, tek adaylı seçim mi olur yani? Ya bir şey söyleyeceğim. İşin, Hep Erman abi diyor ya. Işin, i̇şin başka tarafına ee, baktığımız baktığım zaman. Buyurun. E, mesela Erman abi ilk getirdi. Zorlu toplantı istiyor. Ortalık yanıyor. E nerede abi? Bak bugün ben, e, işin gerçeğine baktığımız zaman o zorlu toplantısı e, ki Ali Koç da açıkladı. Zekeriya abi de açıkladı. Nihat Özdemir de aynı şey. Benim kazandığım maçlardan sonraki hakemlere hafta maç vermiyorsunuz dedi. Evet. Neden dedi. Doğru. Neden dedi. Al işte. Penaltıyı verse. He, penaltı gol olur olmaz onu bilemem. Yani penaltı demek gol demek değil. Nasıl çizse kaçırdı. Belki verecekti penaltı. Bu ne bir toplantı yapılır mı? Fenerbahçe'de. Merkez Başkanı'nın orada işine. ne? <laughs> evet. şey... Merkez Başkanı diyor ki. Sıkıntı orada. Benim yaptığım iş yanlış diyor. Gitmemeliydim diyor. Ben orada olmamalıydım Aa, diyor. Merkez Başkanı. Hay, bay... Ya da Özdemir de diyor ki. Ne var kardeşim ben her yerde toplanırım. Ya Toplanırsın her, her yerde. Merkez Başkanı olmaz. Merkez Başkanı adalet dağıtan yerin başındaki bir adam. Ama Zekeriya düzgün adamdır abi. Ben beğenirim Zekeriya. Erman, er, er, Erman abi. Bak çıktı direkt söyledi. Er, Ama diğerleri söyleyemiyorlar. Erman abi geçen sene Galatasaray Yönetim Kurulu gitti. mi? Başkanı başkanıyla görüştü. Nerede? Yani Riva'da. Tamam. Riva'da olabilir. Hayır hayır bu ne fark edecek? Riva'da olsa. Hayır, hayır. saniye Çok abi, Riba... şey fark eder Gürcan abi. Ne şey hocam fark olmaz. Ya, ya.